Merhaba. Yeni bir defter yapımı videona hoş geldiniz. Niye böyle düğün sahibi gibi karşılık? Neyse. Bugün yine çilekli defter serisinden devam ediyorum. Ve sondan ikinci tasarımı, yani bu Happy Strawberries, yani Mutlu Çilekler adını verdiğim tasarımımın defterlerini birlikte yapacağız. Bu seride son bir defter kaldı. Onu da artık haftaya yaparım diye düşünüyorum. Şimdi yine görebileceğiniz gibi hem kırmızı hem kırık beyaz seçenekli olacak şekilde iki tane yapmak istedim. İçleri her zamanki gibi tabii kırmızı sayfalı olacak. Şimdi önceden yine biraz ayarlamalar yaptım. Biraz daha bugün hızlı bitirebilmek adına, ama tabii yine defter haline gelmediler. Şimdi bugün biraz kesim, yine bildiğiniz işlemleri halledeceğiz. Artık gerisine bakarız. Şimdi ilk önce bunları biraz kesmem lazım. Şimdi benim bunu şu anda yaptığımı düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Hemen açıklıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Her ne kadar elde kesmiyor olsam, işte giyotinler vesaire kullansam da, yani en nihayetinde el yapımı bir defter bunlar. Ve yani evet, belki burada çok smooth, işte çok düzgün bir kesim elde etsem de, mesela bunu işte ikiye bölüyorum ya, İki parça asla eşit olmuyor. Yani bir tanesi 1 milim mutlaka fazla oluyor. Birisi 1 milim daha az oluyor. Bu da kapaklarda bazı değişikliklere yol açıyor. O yüzden tek uğraşmak zorunda kalıyorum aslında. Yani o yüzden de şimdi 1 milim fazla olanları bir tarafa, 1 milim az olanları bir tarafa ayırıyorum ki işim biraz daha hızlansın. Yani böyle neticesinde işte ne kadar makine falan da desek, işte gün sonunda el yapımı bir şey olduğu için, yani elektrikli giyotin gibi kesemediğiniz için, onlar çünkü tam milim milimine keserler. Ki onlar da bile yani çok böyle yanlışlıkları olduğunu gördüm. Hani mesela bu makinede bile sonradan fark ettim. Şu hizalama kısmı tam düzgün yapıştırmamışlar. O yüzden ben mesela keserken elimde biraz kendimi düzeltmek zorunda kalıyorum. Yani yıllar içinde şunu gördüm ki ne kadar makine de olsa hiçbir zaman böyle tam milim milimine her şey olmuyor. O yüzden de bunu ben elimden geldiğince kendim işte düzeltmek istiyorum ki ortaya güzel bir iş çıksın. Yoksa yani kötü bir defter yapmak istemiyorum. O yüzden işte biraz böyle bana vakit kaybı olsa da böyle biraz uğraşıyorum yani. Şimdi onları ayıklıyorum. Şimdi bunları yaptıktan sonra işte ortadan kesip spiralleme hazır hale getireceğim bakalım. Bunu da söylemiş olayım yani, çünkü yani makine de olsa böyle şeyler olabiliyor işte, onu demeye çalıştım. Mesela bir trik daha gösterebilirim size. Bazen işte mesela kesilen tarafı daha düzgün duruyor. Şöyle göstereyim. Mesela bu giyotinin kestiği taraf, bakın ne kadar düzgün duruyor. İşte bu taraf daha kesilmemiş tarafı. Burası da düzgün ama biraz kağıt çıkıntıları belli oluyor. İşte keseceğim tarafa denk getiriyorum ki burayı da orası da düzgün görüyorsun diye. Böyle ufak bir trik vermek istedim. Şimdi son bir tane kaldı. Evet, bir tane fazla kapak kaldı. Neyse, bunu ayırayım. Şunu da alalım. Şimdi bunları keselim. Bunları giyotinde keseceğim tekrar. Bunlar fazla olanlar bölüm. Şimdi bunları burada halledelim hızlıca. Şöyle yapacağız. Önce arkasını keselim. Evet, ilki hazır. Bir saniye.
Yaşasın artık, tripodum olduğu için devasa yukarı çıkartabiliyorum. Bakalım böyle nasıl çıkacak. Şimdi hemen bunları yükselelim. Bayağı yukarıdan görüntü. Çizgili defter şeyi. Aa, müzik defteri videosundan beri kalmış mı bu ya? İlginç. Biraz oturayım şimdi. Yoruldum. Ve bunları yuvarlayalım. Bu arada geçen videoda hatırlarsınız, bu makinenin böyle bir çalışmayacağı tuttum. Bir şeyler oldu. Sonradan ben tekrar denedim. Hatta şimdi tekrar deneyeyim. Ve bakıyorum. Bu sefer düzeldi. Gerçekten o videoya has bir şeydi herhalde. Neyse, en azından artık düzgün çalışmasına sevindim.
yine kobra yılanımız. Ve biraz kesim yapacağız. Çok fazla kesmeyeceğim ama bugün. Deyip sonra 500 tane kestim. Şöyle yine referans şeyimi ayarladım. Bu arada kadraj almamış ama kestiklerim burada. Ve bir önceki videodan bunlar kalmıştı, bakalım yeter diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan telefon şarj olduğu için alanım kısıtlı, şöyle koyayım. Sana aşktan bahsedilmez, kalpsizsin, kimseyi görmezsin, gülmezsin, kendine hayransın, dengesin, sevemezsin, aralarda bir bak. Bugün vaktin nasıl geçtiğini çok anlamadım. Bunu da komşu çocukların asla oynamaya çıkmamasına bağlıyorum biraz. Geçen videoda olduğu gibi sinir krizleri geçirmedim en azından. Bugün mutlu ve sakin bir gündü. O yüzden mutluyum. Defterleri tamamladım. Şimdi yine tabii fotoğraf çekimleri vesaire olacak. O yüzden poşetleme kısmında bu videoluk atlıyorum. Yine her zaman olduğu gibi siz bu videoyu izlediğinizde bu defterler... Harga. Bu defterler Palace Wanderers Comte'de satışta olacak. İncelemek, bakmak isterseniz siteye göz atabilirsiniz diyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.